Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Ben bir karşı yakalayayım, Gürsoy Taşdemir. Kimse burada kimseyi protesto etmedi. Sadece protestomuz bizim şuydu. Eyvallah, ülkede şehitler var. Öncelikle bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ama her ne şart olursa olsun bu ülkede Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar şehit olanlara karşı bir borcumuzdu bizim bu. Bu borcumuzu yerine getirdik. Bu borcunu bir hükümetin baskısıyla yerine getiremeyenler utansın. Hani biz bu konuda Cumhuriyet çocuğuyuz, karşı yakınıyız. Burada gördüğünüz gibi hiçbir arkadaşım siyasi bir partinin temsilcisi değil. Ve tamamen doğaçlama bir şey çıktı ortaya. Ne mutlu karşı yakalıyım, ne mutlu Türkiye çocuğuyum, ne mutlu Türkiye Cumhuriyeti'nin evladıyım. Eyvallah, sağ olun. Şöyle düşünün, bir ülke eğer ayağa kalkmak istiyorsa milli değerlerine sahip çıkmak zorunda. Her ne şart olursa olsun, ülkede yangın olabilir, deprem olabilir, eğitim kurumları kapatılabilir ama biz bunlara siner ve kendimizi kafamızı toprağın altına gömersek inanın isteyen istediğini yapar bu ülkede. Ama şunu unutmasınlar. İşte bu kalabalık kendini organize edebilecek bir kalabalık. Onun için biz ne Almanya diyoruz, ne Fransa diyoruz, Türkiye Cumhuriyeti diyoruz. Bizim liderimiz ilkeleriyle, bize bıraktığı ideolojiyle Mustafa Kemal, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk ve silah arkadaşları, İsmet İnönü. Onun gibi binlerce, yüzlerce değer. İyi ki siz de varsınız, takip ettiniz. İşte tamamen kendinden oluşan bir şeydi bu oluşumdu. Teşekkür ederiz. Gürsoy Taşdemir. Siz de ağlıyorsunuz, gözyaşlarınızı tutamıyorsunuz. Ne mutlu size. Yani ben burada değil, belediyede değil. Boş verin. Nerede olduğunu ne fark eder. Şimdi kızımla buraya geldim. Bir kutlama için geldim. Baktım ki kimse yok. Bakın bu ülkeyi kurtaracak kim biliyor musunuz? Çocuklarla kadınlar. İnanın bak. İnanın kadınlar ve çocuklar kurtaracak. İnşallah öyle olacak. Ya bu ülkede 3. sınıf diş hekimliğinde okuyan bir kızım var. Gelecek istiyor, gitmek istemiyor yurt dışına. Kim gidin derse de desin, benim kızım bir hekim olarak bu ülkeye hizmet etmeye devam edecek. Onun için boş verin siz gerisini ya. Geniş tekrar var. Bekleyelim, biraz bekleyelim arkadaşlar. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Biz Karşıyakalılar olarak Cumhuriyeti dibine kadar yaşayacağız arkadaşlar. Bak. Çiçekler açar, bizleri dağlarında çiçekler açar. Altın gümüş ortasından saçar, altın gümüş ortasından saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, altın yazılacak çiçekler taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, altın.
Allah bir bayram yapacağız. Bence bir onu herkes bilmiyor. Şeyi mi geçsek İzmir'in dağlarına? Tarlayı açtın mı? Hocam bence İzmir'in dağlarını kimse bilmiyor şu anda. Çiçekler açar İzmir'in dağlarında, çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar geldi bir kaçar. Bozulmuş düşmanlar geldi bir kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Abla yakacaksın kendini. Nerede var, nerede bu dağlar taşlar? Bu ağaçlar güzel kurmuşlar. Yürüyelim arkadaşlar. Lay 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 lay. Yavrularım var mı?
Arkadaşlar en büyük arkadaşlar. Kendimiz yaptık ya. Önümüzde birinin yürümesine gerek var mı arkadaşlar? Bakın, bir arkadaşım dedi ki, bu ülkede dedi hiçbir şeye ihtiyaç yok. Nasıl ya dedim. Bizim dedi ne işte şu aristokrata ne bu bürokrata. Bizim dedi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İlkeve ideolojilerini önümüze koysunlar. Biz kendi kendimizi bile yönetiriz ya. Bu kadar basit. Bu kadar. Onun için ayaklarınıza sağlık, var olun, sağ olun. Bravo. Karşıyaka'nın MEB TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, etkileşimde kalmayı ve paylaşmayı unutmayın. Ancak bu sayede Karşıyakalıların güçlü bir sesi olabiliriz. Ben sanal sunucunuz Karşıyaka, başka bir haberde görüşmek ümidiyle.